Ayşe Hanım hattasınız değil mi? Evet, hattayım. Ayşe Hanım, aile sizin kocanızdan ve sizden şüpheleniyor. Fadi Gül nerede şu anda? Nerede olduğunu bilmiyorum ablacığım. Böyle bir suçlamayı da kabul etmiyorum. Kim üzerine kuma ister? Bu çok saçma zaten söyledikleri laf. Ki senin ben kardeşime de istemedim. Peki senin evinde kıyafetleri bulunmuş. Ne işi var kızın Fadi Gül'ün kıyafetlerinin sizin evinizde? Kırmızı peki, kıyafet. Peki ablacığım benim evimde bulunmuşsa neden söylemiyorlar bunu? Bana bir açıklamasını yapsınlar. Benim kendi evimde olandan nasıl haberim yok? Ki ben almışsam neden ortalığa koyayım da kaldırmayayım? Tamam. Hani göreceklerini tahmin edip de ortalığa koyayım kaldırmayayım. Nasıl İdem buluyorlar? Hanım, bir şey miyim benim evime nasıl giriyorlar o zaman? Tamam, dinle o zaman. Şimdi Mine Hanım'ı dinle. Söyle bakayım Mineciğim. Kendinin kocasının elinde benim evimde oturduğum ne konuştuğum hepsi kendinin telefonda. Biz ne yapmıştık ne konuşmuştuk hepsi kendinin elinde. Kim mi atmışsa kendine o mesajı kendi de onu söylesin bana. Ne mesajından bahsediyorsun Mineciğim? Biz evimizde ne konuşmuşsak. Normal, bir dakika Eda bir anlatsın. Normal ailece oturuyoruz akşam tamam. Yemeğinde olsun. Fadi Gül de orada. Ha, aynen. Evet. İşte ses kayıtlarımız Hüseyin'de. Hatta dinlediğine dair biz de dinledik. Bize peki dinlediler. Bunu kim götürüyor sizin evdeki konuşma? İşte bize söyledik. Onu söylemedi. O Hüseyin'e diyor ki ne? Bir dakika Mine'cim bir dakika. Hüseyin diyor ki ben ona o büyük yemin etmiş söylemem falan diye. Götüren kişi Ayşe mi? Karısı mı diyorsunuz yani? İkisi. İkisi. Ya öyle ya da birisi ben... ortam dinlemesi gibi bir şey yapmış. İçeride aynen. Söyle, söyle bakayım. Gizli. Ablacığım bu kadın benim kızım bir yerden geldik misafirliğe çağırdılar bizi. Ha. Özellikle misafirliğe vardık yeniler mutfaktayken benim kız orada mutfakta bir hal oldu yere yığıldı. Biz bunu acilen kaldırdık Antep'e şeye götürdük hastaneye götürdük. Hı. Hastanede oysa çocuğa o anda ne verdilerse çocuğumu verdiler beynini yıkadılar özellikle bu kadın. Hüseyin her gün Ayşe. Bana yemek getiriyordu her gün yemek getiriyordu yalan desin. Yemek yedikçe ne oluyordun peki? Ben yemek yedikçe gözümü kapağımı açamıyorum yanlarında böyle yatıyorum ben ayıpsınıyorum toplanıyorum gene gözümü kendiler geçsin diye ne kadar şey diyorsam açılamıyorum. Bu kadından ben her şeyi beklerim tamam. İdem Hanım. Eda bir şey söylüyor Ayşe'yi dinleyeceğim evet. O günden sonra ablacığım işte. O yemeği sen de yedin mi? Sen de öyle oldu mu baban yok, gibi? Yok ben getirdikleri yemekten pek fazla yemiyordum. Hatta hiç yemiyordum. Aramız iyi değildi. İşte o hastaneden sonra ablam evlenecek vakit. O oldu nasıl oldu bilmiyoruz. Bir anda oldu. Bir anda gelişti ablam rahatsızlığı. Böyle kalp çarpması falan oldu. Ne veriklerse ben de bilmiyorum. Evlerinden oldu bu. Ben yemedim yenileri o gün. Yemedi. O gün ben yemedim. Ama Ayşe Hanım sizin yaptığınız yemeklerin içerisinde bazı işte ilaçlar koyduğunuzu iddia ediyor. Böyle bir şey yaptınız hayır, mı? Hayır biz ilaç bile kullanmıyoruz ya. İnsanlık namına komşuya siz hiç mi yemek vermiyorsunuz? Hiç mi bir şey vermiyorsunuz? Yalan söylüyorsun Ayşe sen. Senin kaynanan hastanede çalışıyor. İstediğini getiriyor. İstediği ilaçları getiriyor. Bana okumam. Getireceksiniz benim, bu kızı. Ben istediğim yemini edebilirim. Senin benim ben, yemeklerim değil. Sen her şey... Hoca hocanın yüzüne yaptın sen bunu. İnanmıyorum beni sana. Beni şu an suçladığınız için ben sizi şikayet edeceğim. Biz seni bizimle şikayet etmesini bekliyorum. Peki Ayşe Hanım, Ayşe Hanım şimdi kocanızla ilgili kocanızın önce Eda'ya ya Fadi Gül'ün kardeşi Eda Gül'e bir sarkıntılık yaptığı, ona para teklif ettiği, arkasından seni gezmeye götüreceğim, denize götüreceğim diye bir teklifte bulunduğunu söylüyor Eda Gül'ü. Dolayısıyla hakkında da hatta tacizden bir şikayetçi olmuş. Siz kocanızın bu ya kocanız hakkındaki bu iddiaları duydunuz mu? Ben duydum o iddiaları. Benim kocam kendi kendini besleyemiyor. Yani bize kayınvaliden bakıyor. Bu nasıl bir para teklifi? Lütfen. Mineciğim. Ki bu olay olmuş madem bu kız çok dürüst. Beni neden ben mi çok almıyor? Dürüstüm. Senin sen... kocan bana böyle ya böyle... Seni neden mi? Aa, nasıl arkadaşına pazarlık? Ne yaptı arkadaşına? Bir dakika Mine'cim vallahi arkadaşına ne yapmış Ayşe'nin? Ama canım onu da söylesin Ayşe. Mine ben hiçbir şey anlamıyorum. Hiç ekran başındakilere de bak bir daha karıştırırsan dışarı çıkartacağım gerçekten ya. Fadi Gül acaba senin yüzünden mi gitti evden ya? Anlamıyorum hocam. Ama sakin ol ya. Bir sakin ol konuşalım anlayalım birbirimizi telefondakini yani. Telefondakini duyamıyoruz bakın. Ayşe Hanım Eda dedi ki kocanızın sizi pazarladığından bahsetti. Hadi bunu kabul etme. Hadi. Ha? Sığın kocanın yanına. Tamam Eda bu bak, önemli bir iddia Ayşe yanıt versin. Söyler misin Ayşe yaptı mı böyle bir şeyi sana? Kimi pazarlıyor acaba söyler misin? Seni Ayşe'cim. De beni sorabilirsiniz.
kendisinin akrabasına değil ama başka bizim tanıdığımız insanlara, kendisinin akrabası zaten kendilerini tutacaklardır. Böyle çirkin bir iftirayı asla kabul etmiyorum. Allah'a havale ediyorum ben onları. Gencecik bir kız, inşallah. Senin kocan, ya daha doğrusu terbiyesiz öncesinde... Sen öncesinde, ama o doğru, onu herhalde yalanlamayacaksın. Çünkü öncesinde Fadı Gül'ü kendi kardeşini ayarlamaya kalkmışsın. Nişanlı kızı. Doğru mu? Hayır, ben kardeşimi yemin ederim ayarlamaya kalkmadım. Ben sadece dedim, kızınız dedim, üçü de dedim, maşallah dedim, çok güzel dedim. Millet dedim, sizden yan dedim, böyle böyle dedim, laf ediyorlar dedim. Gerçekten kızlarınız çok aklı başında kız dedim, üçünün dördünden yana da. Kız o zaman nişanlı değil, ben anlamıyorum. Dedim, dürüstler dedim, düzgünler dedim. Ayşe Hanım, kız evet. O zaman nişanlı değil mi Fadı Gül Kemal'le zaten? Ben kardeşimi istemedim ablacığım, benim kardeşim evli, üç tane çocuğu Ayşe, var. Ben yalan nasıl söyleme. Abim bağlansın, o yalan desin. Abim çalışıyor, bağlansın, yalan söyleme, abinin haberi var, annenin. Abim çalışıyor, işi gidiyor, yok da sana mı bağlanacak? Yalancısın Ayşe. Üç tane evlatın var. Vicdanına kabul etme. Vicdanına düşün. Ben abimi istemedim. Hadi. Senin. Benim kızımı ilaç içirerek bu hallere getirdin Ayşe. Ben eğer ilaç içirdiysem... ...bulunsun, tamam mı? Bir saniye, bir dakika. Ayşe, peki sence Fadı Gül'le bir zamanlar çok sıkı fıkıymışsın. Çok aranız hatta benden daha iyiydi diyor Mine. Mine dur lütfen. Evet. Peki sen nerede, bir yerde olabilir mi? Biliyorsan bize söyler misin? Nerede olabilir Fadı Gül? Ablacığım biz uyardık bunları, dedi ki bak telefonla çok oynuyorlar. Lütfen biraz hani ilgili olun diye söyledik. Ben oynayabilirim sizinle, benim eşim var. Benden eşim sorumludur. Biz o genç kız olduğu için sizi uyarmaya çalıştık. Dedik can telefonla çok oynuyorlar. Ya bu nasıl bir dünya ya? Peki bir şey söyleyeceğim. Siz Ayşe, siz o kızın bir şeyi değilsiniz. Akrabası değilsiniz. Uyarıyor, akraba yani, var mı falan. Neden bu kadar çok karışma ihtiyacı duydun Ayşe sen? Akrabaya var mı? Hadi devam. Hayır ya, Allah'ım yarabbim. Ben bir şeylerine karışmıyordum ablacığım. Hiç yalan söyleme. Karışmıyordum. Her dakika Fadı Gül yanında. Fadı Gül. Peki Ayşe. Söyleyeceğim bak annesi. Kız bana dedi ki, annem dedi beni çok dövüyor dedi, çok baskı uyguluyor dedi, ben kafayı yiyeceğim. Sen benim ödüme atmıyorum bile yapamazsın, kes sesini. Bu bir yıl önce olmuş kes bir olay. Kes sesini, yalan söyleme. Peki, sen de dedin ki annesine baktığınız öyle öyle dedim. Ayşe, benim ailem arasında. Allah'ım Ayşe'cim neden dayak veriyormuş? Yani, görmüş mü? Bir dakika, çok dayak atıyorlar mıymış? Evet, dövüyorlarmış. Bana hainlik ettiniz. Bana hainlik ettiniz. Kocanın enişiniz. Çıkartacaksınız bu kızı. Hayşim bir dakika dur. Sakin. Didem Hanım, beni dinleyecekseniz. Dinleyeceğim bir dakika ama annesine sormam lazım. Sen de önemli bir şey söyledin çünkü. Mine, sen Fadı Gül'ü dövüyor muydun? Hayır. Ha? Yalan söyle kendi. Doğru söyle bize. Ben kocamı döversem. Belki başka bir mesele için dövdüm, belki başka bir şey için dövdüm. Çokluk kendi karışırdı, benim içi, ailemin içine karışırdı. Kızım da dedi ki, onda bize gelmesin dedi babası bana. Gelmesin dedin, benim kızım sanki ay, o annesi... Kim gelmesin dedi anlamadım. Ayşe'yle Hüseyin'in annesi sanki öyle. Orada karşılık Fadı Gül, zaten başka kız yok mu? Onu çağırıyor. Niye öbürlerini çağırmıyor da benim o kızımı çağırıyorlar? Benim kızımı dövmedim. Gözüne gördüyse şahidi varsa gelsin göstersin bana o zaman. Ben kızımı döversem de seversem ben anasıyım. Kendini ilgilendirmez benim hayatımla. Böyle dövemezsin çocukları. Olmaz öyle yani. Dövmedim Didem Hanım. Dövmedim. Çocuklar dövülmez öyle canım. Dövmedim. Benim kızım benim kadar olmuş. Ben nasıl dövüm o kızı? Eda.
Annen efendim? Sizi dövüyor muydu? Heh, söylesin. Bana doğruyu söyledi. Yok hiçbir şekilde. Az önce döverdi. Öyle şimdi... laf söyler. Öyle yani. Herhalde, şöyle herhalde falan yapar olabilir bu. Yani. Herhalde yapar. Ablan, bak anneni de ben şu anda kontrol etmekte çok zorlanıyorum. Yani annen biraz agresif bir kadın mı? Hayır. Hı? Gayet sakin, anlayışlı. Sorabilirsin. Komşularda beni de sorabilirsiniz. Amcalarında sorabilirsin beni. İşte burada yani. Bugün de amcalar olmuşlar. Söylesinler, çıksınlar, konuşsunlar. Ben kızımı hayla duyuyor musun? Onu göstersinler. Ayşe yalanlama. Kızım neredeyse çıkardın. Kocanla ikiniz çıkardın. Bir de kaynanan var içinde. Amca röportajı hazır mı? Çıkardın. Dur. Amca röportajı hazır mı? Bir amca da çok sizinle ilgili, özellikle Eda ile ilgili, Mine ile ilgili bir iddiada bulunuyor. Biz evde yok. Bize amca tamam, yapmadı. Dur, şimdi mi düşmüş aklına? Dur. Bir amca ne söylemiş? Bir izleyelim lütfen.